Şimdi Sedat Bey, ben iş taranımı kısmen Ömer Bey'i de tümüyle dinledim. Doğru şeyler söylüyorlar. Gerçekten devlet düzeninde, hukuk düzeninde bile demiyorum, devlet düzeninde 100 yıldan bu yana, hatta anayasacılık tarihimizden alırsanız neredeyse 1876'dan bu yana görülmedik bir vahim durumla karşı karşıyayız. Şimdi bakınız, bizim anayasa hukukumuzda bir tartışma vardır. İlk 4 madde değiştirilemez üzerinde neredeyse bir açık mutabakat var. Bu ilk 4 maddenin ikincisinde Türkiye Cumhuriyeti başlangıçta belirtilen ilkelere dayalı demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir der. Bu demokratiklik, laiklik, sosyallik asıl temelin tamamlayıcı unsurlarıdır. Temel hukuk devletidir. Hukuk devletinde de bir takım kurallar vardır, bir takım hiyerarşiler vardır ve o kurallar çerçevesinde devlet yönetilir. Nedir onlar? İşte mahkeme kararlarını bütün birimler uygular. Mahkemelerin kendi içinde hiyerarşisi vardır. En tepede de Anayasa Mahkemesi vardır. Anayasa Mahkemesi'ni 138. madde yanılmıyorsam kararlarının kesin olduğunu söyler anayasamızda. Bu hukuk devleti denilen anayasamızda. Anayasa Mahkemesi kararlarının da demin arkadaşlarım da söylediler, her türlü merciyi bağladığı açıkça yazılıdır. Şimdi anayasada yazan ve bir anlamda o ikinci maddeyle değişmezliği bir oydaşmaya bağlanmış bulunan hükümler bunlar. İlk defa siyasetin baskısıyla bir alt mahkeme kesin olduğu anayasada yazan en yüksek mahkeme kararını tanımadığını belirtiyor. Bu vahim bu durum. Bu gerçekten devletin hukuk temellerinin tümüyle yok edilmesi, bir anlamda dinamitlenmesi demektir. Başka ilkeleri de çiğnendi anayasanın. Mahkeme kararları üzerinde görüşme yapılamaz. Mahkeme kararları üzerinde herhangi bir merci, makam telkinde, talimatta bulunamaz. Bu kurallar da çiğnendi. Hükümet sözcüsü çıktı birinci günden itibaren. Bu Anayasa Mahkemesi kararının neredeyse alt mahkemeler tarafından dinlenmemesi gerektiğini söyledi. Yani devlet hukuk üzerinde duran bir aygıttır. Kurallar ve kurumlar üzerinde duran bir aygıttır. Bu arkadaşlarımız hangi sahiplerle olduğunu en iyi kendileri bilirler ama bir anlamda devletin temellerini yıkmak noktasına getirdiler şu andaki uygulamayla hepimizi. Ne yapılabilir?